CZ'nin halving açıklamalarını gerçekleştirmeye, daha doğrusu bunlara göz atıp ne kadar haklı, ne kadar değil, bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz ve duruma ve bu açıklamalara bakacağız. Bu şekilde bir haber var. Binance CEO'su CZ'den Bitcoin halving açıklaması. Bunlar yaşanabilir ama garanti değil diyor. Bakalım. Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Binance'ın CEO'su CZ, Bitcoin halving ile ilgili düşüncelerini paylaştı. CZ kripto para piyasasını tarihsel olarak etkileyen bu olay hakkında bilgilendirme yaptı. Evet. Binance Bitcoin yarılanma geri sayımını başlatarak tarihsel eğilimleri belirtiyor. Tabii şunu tekrar söylemekte fayda var. Halving'in gerçekleşeceği tarih kesin değildir. Yani halving tabii ki mesela merge'e göre ya da yükseltmeler, projelerin yükseltmeleri belli bir blok yüksekliğine göre olur. Dolayısıyla buradaki tarih, yani buradaki geri sayım belli bir noktada şaşacaktır. Mesela şu anda geri sayıma göre 198 gün bulunmaktadır halving'e diyebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde bir şey. Yani bu tahmini olarak, tahmini dediğimiz bir hareketten karşımıza geliyor. Evet. Başlatarak tarihsel bilmem ne bir şeyler. CZ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Yaklaşık her 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin yarılanması, kripto alanında çok önemli bir olaydır. Madencilerin işlemleri doğrulamak için aldıkları ödüllerde bir azalmayla karakterize edilir. Aynen öyle. Şimdi karşında iki seçenek var. Bitcoin mi istiyorsun arkadaşım? Halving, yani yarılanma. Madencilikten aynı enerjiyle kazanılan ödüller yarıya indi. Şimdi senin aynı Bitcoin'i kazanmak için ya iki katı çalışma gerçekleştirmen gerekiyor. Yani daha fazla çalışıp aynı zamanda Bitcoin ağına katkı yapman gerekiyor. Pozitif, çok güzel. Ya da Bitcoin mi istiyorsun? Madencilik yapmıyor musun? O zaman girip satın alacaksın arkadaşım. Yani bu şekilde bir durum. Aslında tabii çok ana başlıkla anlattım ve çok genel bir şekilde anlattım. Ama bakış açısı budur. Yani Halving'in üstelediği muhabbette bu olaydır. Dolayısıyla evet, bu şekilde bir durumda fiyatların kesinlikle uzun vadede artışa götürüyor. İşte tarihsel verilere dayanarak Bitcoin halving tipik olarak nelerin gözlemlendiğine dair bir değerlendirme. Yarlanma öncesi oluşum. Bitcoin yarlanmasından önceki aylarda tartışmalarda, haberlerde, artan beklentilerde ve heyecandan endişeye kadar değişen duyguların bir karışımında bir artış olma eğilimindedir. Doğru. Buradaki kısım şu. Yani halvingden önce neler olur ki? Şimdikinden 198 gün sonraya kadar Binance'ın geri sayımına göre konuşuyorum. Dediğim gibi tutmaz. Ortalama söylüyoruz temsili olarak. Neden yükselmiyor? Şimdi halving tabii önceden de fiyatlanabilir. Fiyatlanamadığı noktada tabii yatırımcının panik yaptığı olabiliyor. Diyor ki ya halving geliyor işte piyasa niye? Kimisi der ki halving geliyor, piyasa uçacak, işte bilmem ne, yani büyük bir FOMO eğilimindedir. Kimisi de FUD haber noktasında hareket eder. Ya halving geliyor, işte neden hala piyasa yükselmedi, halving geldi daha ne olsun bilmem ne, işte tarzında başlar ağlamaya. Halbuki ikisi de çok doğru değil. Bir, halving tabii ki fiyatları yükseltir. Anında yükseltmez. Duruma göre, diğer katalizörlere göre değişir. Halving garantidir, kesindir. Ama diğer katalizörlere göre zaman bazlı hareket eder kalkış noktasında. Durum bu. Yani halving geldiğinde anında evet bugün halving oldu tamam hadi uçuyoruz. Öyle bir şey yok. Önceki videoda konuştuk. İki,
İlla halving önceden fiyatlanacak diye bir durum da yok. Ki bence bu sezon önceden fiyatlanacak 2024'te. SGTF'leri kabul edince devamında büyük bir kalkış ve halving heyecanı pozitifliği sürdürecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla halving öncesi dönem dediğimiz mesele bu. Yarlanma sonrası dönem. Bazı beklentilerin aksine Bitcoin fiyatı anlık bir ikiye katlanma yaşamaz. Bu durum genellikle yarlanma olayının anlık etkisi hakkında soru ve tartışmalara yol açar. Kesinlikle. Bu da yanlış bir bakış açısıdır. Halving geldi. Yani BTC bir anda 2x yaptı. Öyle bir şey yok. İşte az önce de hafiften değindik. Öyle bir durum kesinlikle yok. Dolayısıyla böyle düşünceler olmasın. Fakat var. BTC noktasında bir hareket o anlık olarak yapmaz. Yatırımcı da der ki, yatırımcı dediğimde küçük yatırımcı yani. Neden fiyatlar uçmadı, kaçmadı? Neden ben bir hafta içinde multimilyoner olmadım? Çok sinirliyim gerçekten. Burası çok kötü. Beni 3 günde yalı sahibi neden yapmadı diye haksız olarak eleştirir. Ama piyasa böyle. Gerçek. Yarlanma sonrası yıl. Bitcoin yarlanmasını takip eden yılda kripto para birimi tarihsel olarak birden fazla rekor kırma anına tanık olmuş ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış. Evet. Ekseriyetle 2024'te halving mi var? 2025'te ATH oluyor diye bu şey yapıyor. Bu sezon öyle olmaz. Niye olmaz? Az önce konuştuk, konuştuklarımızı tekrar etmeyeceğim. Harmanla 3 ila 6 ay içerisinde bu saatten sonra SEC'in ETF kabulü bekleniyor. Ortalama çok kısa bir sürede 600 milyar doların üzerinde piyasaya para sokabilir. Bu da Bitcoin'in mevcut değerin 2 katından daha fazla. %110'una yakın, %107'sine falan tekabül ediyor. Dolayısıyla böyle bir durum var ki 2024'ün ocağında bence onaylanacak. Ocak değilse de işte maksimum halving zamanı kabul edilmesi bekleniyor. Bir diğer durum 2024'ün içerisinde halvingden birkaç ay, 3-4 ay sonra Fed'in faiz indirimlerine başlaması planlanıyor. Gibi durumlardan kaynaklı olarak beklenti bu şekilde olacaktır. Bir diğeri zaten tarihsel olarak BTC'nin son ATH'ından şu anda bile 2 yıl geçti. Yani zaman bazlı olarak da piyasa FOMO'ya hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.